magazin turu. Ünlüler dünyasındaki en son gelişmeler, onkologlardan kanser hastalarına özel başucu şarkısı. Ünlü oyuncu Salih Bademci de vokal yaptı. Hande Yener'in geçtiğimiz günlerde giydiği bir kombin olay oldu. Yener'in kombini bazı gazete yazarlarının diline düştü. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görüntü tepki çekti. Bir kişinin yaptığı parti paylaşımı yok artık dedirtti. Vakalar bu kadar fazlayken insanların umursamazlığı pes dedirtti. Ünlü şarkıcı Kibariye geçtiğimiz gün İzmir'e giderken uçakta fenalaştı. Şarkıcının imdadına kabin ekibi koştu. Kibariye'nin sağlık durumunun şu an iyi olduğu söylendi. Ünlü şarkıcı Ozan Doğulu, eski eşi Ece Doğulu ile evliliğinin bitmesinin sebebi olarak gösterilen Hera Aslan'la birlikte geçtiğimiz gün Bodrum Türbükü'nde romantik anlar yaşadı. Kenan Doğulu yeni şarkısının tanıtımını sosyal medyasından paylaştı. Boğazımdan Geçmiyor isimli şarkısı için yarını bekleyin dedi. Burçin Terzioğlu'ndan İbrahim Selim'e bomba itiraflar. Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim. Geçen yılın MasterChef yarışmacıları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi. Cemre yaptığı paylaşımda Serhat'ı kırpınca Serhat da Cemre'yi etiketlemeyerek bir paylaşım yaptı. İkili arasındaki bu gerilim merak konusu oldu. Burak Deniz koronavirüsü atlattı. Maraşlı dizisine yeniden çıktı. Dizi ekibi çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Simge Sağ'ın yeni şarkısının klip çekiminden pozlarını paylaştı, yürek hoplattı. Sağ'ın şarkısı bir günde sadece birkaç bin izlendi. Geçtiğimiz gün Fenerbahçe-Malatya spor maçını izleyen Say, "Bu çile niye seyredilsin ki?" diyerek tepki gösterdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok eden görüntüler. Fidan Arslan kocasının anlattıklarını öfkelendi, koşarak uçan tekme attı. Müge Anlı'nın bu anlardaki soğukkanlılığı ilgi odağı oldu. Seda Bakan eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bakan yanındaki küçük kızların yaşına indi, dans etmelere doyamadı. Nilgün Belgün'ün TBT paylaşımı çok konuşuldu. Belgün'ün 15 yaşındayken gittiği bir tavernadan yaptığı paylaşım çok beğenildi. Bülent Ersoy Bodrum'da Safiye Soyman'ı ziyaret etti. Safiye Soyman, Bülent Ersoy'a tereyağlı köy tavuklu pilav yaptığını sevenleriyle paylaştı. Sefil'in kızının küçük güzeli Beren Gençalp'ten mavili paylaşım. Tuğba Büyüküstün ve Beren Gençalp'in duru güzelliği çok sayıda beğeni aldı. Kendine has tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Aydın Aydın, Devam Ki şarkısıyla ilgi odağı oldu. Sosyete'de düğün var. Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı sonunda evleniyor. Çiftin düğün tarihi 26 Ağustos. Berfu Yenenler oğlu Mete'yi sevenleriyle paylaştı. Mete'nin birbirinden farklı verdiği pozlar adeta oyunculuğa göz kırpar gibiydi. Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi İtalyan yenge Diletta Leotta bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki yüzük detayı gözlerden kaçmadı. Aslı Enver, Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğulları'ndan eğlenceli araba paylaşımı.
Yasemin şefkatli ağzıma takıldı diyerek bir paylaşım yaptı. Bu vesileyle bizim de dilimize takıldı. Teşekkürler Yasemin Hanım. Geçtiğimiz günlerde kafelere gidip maske takmayan insanlara salaksınız diyen Kerem Bürsin'i Behzat Uygur penaltiye aldı. Oğuzhan Koç'un annesi gelin adayı Demet Özdemir'i sosyal medyada yakın markaja aldı. Hadi hayırlı cumalar, buyurun bakalım. Ben kibariyle başlarım. Utura. Uçak fobiniz var mı? Uçak. Yok ama türbülanslarda, yani çok uçağa biniyorum, çok seyahat ediyorum ama türbülanslarda korkarım. Benim bildiğim Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın bir uçak fobisi zaten biliyorsun. Hatta o tetikledi derler. Hayır zaten çekmeye. Uçağa biniyor ve vefat ediyor. Daha önceden binmemiş galiba uzun bir zaman. O tetikliyor. Evet. Binmiyor yani. Biniyor ve orada da vefat tam ediyor. Tam kesin bilgisi olmadığı için şunu bilmiyorum. Şunu biliyorum, Balalayka filminin çekimi için şehir dışına Ali ile beraber uçakla gidiyor zaten. Gidecekler. Ülkeler arası. Başka bir ülke ya da. Evet. Orada fenalaşıyor ve iniyor Seren. Uçaktan indiriliyor. Ben de koltukta. Korkuyor işte. Yok ben de bir röportaj okumuşum ama işte doğru i̇şte olmayabilir işte insanların de ağzından da röportajı verdikleri şeyleri de değiştirdikleri için o zaman da hani Ali babama bir baktım yanımda işte fenalaştı ama ve yan koltuğumda öldü diye bir röportajını şöyle, okudum. Batum'a giderken. Evet. Uçakta kalp krizi geçiriliyor ve indiriliyor sanırım. Değil mi? Orada. Uçakta vefat ediyor. Uçakta mı vefat ediyor? Uçakta ben müdahale edildi diye hatırlıyorum. Yani müdahale uçakta belki. Mı vefat ediyor? Onu da bakıyorlar şimdi. Peki Kibariye de uçakta fenalaşanlardan. Ve ilk müdahaleyi tabii kabin ekibi yapıyor. Kabin ekibinde böyle bir tabii. İlk yardım şeyi kurslar var. Kurslar alıyorlar biliyorsun. Olmak da durumunda. Fakat tabii Kibariye'nin de orada fenalaştığı söyleniyor. Kibariye uçaktan korkuyor mu acaba yoksa? Bence korkuyor. Bir şekilde her şeyle alakalı olabilir. Biliyorsun Kibariye sonuçta biraz da beslenmesine çok dikkat ediyor gibi gözükmüyor. Nefes biraz almakta zorluk çekmiş İzmir uçağı bu arada. İstanbul yani İzmir. Birdenbire hani uçak türbülansla alakalı hani tansiyonu yükselmiş olabilir. Bir şey olabilir yani. Çünkü bu aralar nedense anjiyo, kalp krizi, böyle işte fenalaşmalar çok duymaya başladık biliyor musun? Enteresan. O yüzden geçmiş de hani böyle kibariye. Bir şey olabilir. Çok geçmiş olsun Büyük kibariye. Ses. Harika bir kadın. Aslında bugün bizim magazin turumuzun hepsi ayrı bir başlık olabilirmiş. Evet yani. Evet çok güzel. Yani bombalar var aynen. Orada da. Sen hangini beğendin onu konuşalım. Hadi seç. Ben hepsini beğendim. Bir tane seç hadi onunla yürüyelim. Hadi bir tanesini seç. Yasemin yani. Şefkatli yürüyelim istiyorsun galiba bir bakalım. Taka taka mı? Hayır yürüyelim taka, bakalım bizim diye. Bizim şarkımız onu oradan almış o önemli değil. Yine takılmış demek ki bizden ya. Takıldı taka taka taka. İşte taka, yani güzel aslında. Bizden takılmayan var mı? Kanka. Yasemin'i seviyoruz ama. Behzat Uygur. Yasemin'i seviyoruz. Saçı başı da falan da böyle. Güzel bir kadın. Güzel Behzat, çok güzel bir Uygur'u, genç kız. Uygur'u iyi almış olması çok güzel olmuş. Güzel. Yalnız bu arada dediğim gibi ben de son dakika gördüm. Ömür Gedik de Kerem Bürsin'e katılmış. Salaksınız demiş o da insanlara. Ya tabii ki buradaki salaklık başka bir anlamda söylenen salaklık. Kısaca anlatılan bir salaklık. Artık diyorlar ki 50-55 binleri bulduk. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı biliyorsunuz. Ve ölü sayımız 300'lere yaklaşıyor. Ay, neredeyse. Şimdi, dün 55.900. Kerem Bürsin burada herkese salaksınız. Niye maske takmıyorsunuz restoranlarda diyor. Burada da tabii dalga geçiyor Behzat. Çok hani, güzel. Maskesiyle beraber çayı içiyor. Dinleyelim ama mi? Behzat da magazini sevdiğim için. Çocuklar. Neyi? İsterse olmaz. Her zaman seviyordu onlar. Ya onlar çok matraktılar. Bak bir izleyelim. Hadi. Bir izleyelim orayı baştan. Çok güzel. Ya, çok işte bak bunlar çok güzel. Çok tatlı bunlar ya. Çok güzel abi. Yani. Ya zaten. Behzat abinin de hiç yaşlanmaması ve çok yakışıklı olması hala. Bak, her, ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii Necdet Uygur gibi. Yani hani bahsedilmiyor ama çok yani gelmiş geçmiş bana göre. Evet. Yani hani birçok insan sayılıyor. Onların tabii daha çok filmleri falan olduğu için ama Necdet Uygur'u bilmiyorum hiç sahnede seyretme şansını oldu mu? Benim oldu. Büyük ben usta. Hayatımda böyle güldüğüm bir adam olmadı. Yani bak gerçekten dünyada olsa Charlie Chaplin tabii kesin. Denirdi. Yani çok.
Nurşan'la yatsın. Amin. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani çocuklar armut dibine düşer diyoruz ya. Behzat'la Süheyl'de bak Süheyl anormal komik. Yani Behzat daha ciddi, yakışıklı. Böyle bir hani istesen de çok komediye sokamıyorsun ama. Televizyonda Fatih Aksoy yapıyordu onların da işte programlarını. Rating rekorları. Şahane pazarlar. Ben niye televizyonda değiller? Bir televizyon ekolüdür. Evet. Ve çok espiritüel ikisi de yani. Ama bak ben mesela Behzat Uygur'u dizilerde görmek çok isterim. Görebilirdik ve de. Ve çok yakışır. Evet biliyor musun çok da karakteristik bir adam. Evet ya. Karlı'nın eski eşine benziyor. Evet zaten o. Sandım çok... Karlı güzelleşmemiş mi çocuklar? Çok evet evet güzelleşmiş. Bayıldım onu söyleyecektim kaç kere Bilal'e. Bizim program gelen herkese yarıyor. Evet. Abi kadın Marilyn Monroe gibi oldu biliyor musun? Çok güzel, güzel oldu. Çok güzel oldu. Ya iyi beğendim. Olsun ya. Çok geçen çok gün yani. Behzat mı demişti ben onun kocası değilim diye. Evet. Arkadaşlar beni karıştırıyorsun. Ben Sandım Karlı'yla evlenmedim. Onun kocası da değilim diye yazmıştı galiba öyle hatırlıyorum. Peki şimdi Kenan Doğulu yeni bir şarkı tanıtmış sosyal medyasından. Şarkının adı Boğazımdan Geçmiyor. Oo. Gerçekten ismini çok beğendim. Bir bakalım kendisi nasıl? Ben kendimi çok yalnız, bekleyin çok diyor. Yalnız hissettim mesela. Buna daldım ya çok yalnız hissettim. Ürktüm, o da demek ki yalnız ya boğazından geçmiyor. Böyle bir şey hissettim biliyor musun? Çok çok... Ben mesela Tarkan'ı çok seviyorum. Tarkan'ın şarkını da çok seviyorum. Ama Kenan Doğulu'nun her daim çok enteresan. O bize ayrı daha bir... çok dokundu ya. Belki evet. Ondan alabilirim. Çok gittik mesela, gördük ama hep seyrettik. Adam hep trend. Bak bu da hep trend bir ne adam. Ne diyecektin? Daha ayrı bir neyi var? Daha veren... Şarkıları falan her şey bana daha fazla geçiyor. Ha. Tutamıyorum zamanından tut. Kurşun adres sormaz giden. Aklım karıştı. Gibi. Yani anladın mı? Bir sürü şarkısı. Yani Kenan günü yakalayan bir çocuk ve hiçbir zaman modası geçmeyecek. Geçmiyor. Bu da bak bu tam anlamıyla animasyon bir klip değil mi? Star bana göre Kenan. Niye? Yeni yenilik deniyor bak. Yeni nesil bundan sonraki yani yeni nesil demeyeyim de bir sonraki jenerasyonda kimler var? İşte bunlar Mustafa Sandal, Kenan Doğulu falan filan. Tankanlar, Serdar Ortaç. Serdarlar. Şimdi kim var? Kimse de sayamıyoruz da hani en yenileri bir şey söyleyeceğim Ediz. Kavga çıkacak. Hayır Ediz'leri söylemiyorum. Onlar ha. Şimdi bir, en teenage'ler. O aradakiler arada şu mı? Bir 10 senedir Sinan bir 7 senedir. Mustafa Ceceli. Yani. Yani peki yani Mustafa Ceceli mesela köşesinden geçebilir mi Kenan Doğulu'nun? Geçemez. Ya, yani bunlar bu adamların hiçbir zaman gerçekten modaları geçmedi. Murat adamlar Mozlar çok var. İyi. Murat iyi bak ama iyi ama Murat'tan da bir iki tane şarkı hiç Soner çıktı. Var. Soner var. Tam o jenerasyon, bundan sonraki jenerasyon sönük jenerasyon. O Edisler sönük. Zaten hep en yeni artık. En Edisler başka şimdi artık evet. Yeni bir küçük artık. Şimdi öbür artık onlarla bunları tamam. Mukayese etmek yani de yanlış olur. Yani 90'lıların 2000'lerin starları bunlar ve hala bunlar hala starlar. Hala devam. Hani o onun yerine geçecek falan deniyor. Hiç kimse bunların yerine ama geçemedi Ama Seren daha. Ben haftalar önce de söyledim. Şimdi sizler bak çok büyük isimlersiniz. Yani yerinize gelecek bir isim yok yani. Şimdi yeniler de haddini biliyor ama ben yenilerin bu haddini seviyorum. Aleyna ona... hariç. Aleyna bir tık böyle bir tık daha yok, şey ama farkında o mı? Küçük jenerasyon hani Hıncal Ulucu'nun listesi vardı ya dün Zine Sali çıkarıyorum. Evet, Zine çıkardık oradan. Onun yaşı büyük olduğu için söylüyorum. Evet. Yani onlardan büyük olduğu için. Çok güzel şarkı. Şöyle o grup başarılı olacak. Evet. Ama bu ara grup var ya ara grup tamamıyla son 6-7 sene hiçbirimize doğru dürüst dokunan bir şarkı oldu mu? Yok işte o ara grupta kim var? Hiç bir, belki biraz hani... Şimdi, Soner Sarıkabadayı'nın şarkıları... Yok kadın sayacaktım. Ama kim kadın var? Kadın mı sayacaktım? Ya sen bir Sertab Erener'in yerine koy. Kenan Doğulu'nun yerine koy. Serdar Ortaç'ın yerine koy. Kim var başka? Eskilerden... Hande mesela, Yener. Hande Yener var. Ondan yani sonra, Gülşen var, Gülşen, bunların Burak yerine hiç Kutlar. Kimse gelemedi daha. Hande Yener'in yerine kimse gelemedi, Gülşen'in yerine kimse gelemedi. Gelemedi, kadınlardan bunlar, da gelemedi. Kadınlardan da gelemedi biliyor musun doğru düzgün? Yani bravo. Gelemedi. Bir daha bunları, o yüzden de bu niye ben şimdi Kenan Doğulu'nun şarkısı çıktığı için şu anda mutlu oluyorum. Oh diyorum yeni bir şarkı çıkacak da dinleyeceğim. Çünkü hiç doğru dürüst bana dokunan bir şarkı çok olmadı haklısın. Şimdiye kadar. Vallahi bekliyoruz, yarını bekleyin demiş o da. Galiba bugün yazın bize çıkacak. Sevdiğiniz mesela gençleri yani gençleri derken daha böyle
tam son genç değil de bir sonraki jenerasyonlara yazın. Yani Murat Boz jenerasyonu. Onları daha puanlayamıyoruz. Ozan yenileri. Koç. Onlar daha çok yeniler. Hayır, bir de çok yeniler. Onlar çok tamam. Tatlılar. Gerçekten Z kuşağı gibi düşünelim ama onları. O bizden, evet, yani. O bizden sonraki kuşak çok sönük bir kuşak. Ne star çıkabildiğinde, şarkı çıkabildiğinde, adam hiç bir şey çıkamadı. 2015'ler, 2017'ler. Ama yani öyle bir yerden devralmaya çalıştılar ki çok büyük isimler ve magazinin magazin olduğu dönemde. Ama niye şimdi, herkes şu anda zor. Yine kendi ismini koruyor 90'lardan? Çoğumuz koruyoruz adımızı. Bunların evet. Hiçbirisi koruyamadılar. İki tane şarkı çıkarttılar. İlginçtir. Sesini tanıyoruz, yüzünü tanımıyoruz mesela. Evet. Çoğunun mesela. Yani, evrildi. Magazin şey. De evrildi çünkü. Ama acı bir şey. O çok kötü, çok bir şey. Çok kötü bir şey musun? Bence. Evet. Yani onların yerinde olmak istemezdim. Bir sürü öyle yeni genç var. Aynı dediğin gibi biliyor musun? İsmini biliyorum. Aa, yüzünü bunu bilmiyorum. Sen mi söylüyorsun diyorum. Düşün, tanışıyorum. Mesela sesler birbirine benziyor. O onun şarkısı zannediyorum. Bravo. Mesela bir çocuğun şarkısıymış. O, ben onu hep Murat Boz'un şarkısı diye dinliyorum radyodan işte. Mesela. Çok acayip kötü bir şey çocuğu aslında. Çocuğu da bilmiyorsun hala. Çocuğu mesela. Da bilmiyorum. Hala. Yani gibi. Jenerasyon böyle. Peki Kenan Doğulu şarkısını paylaşırken Ozan Doğulu aşkını paylaştı. Bodrum'da sahilin kenarında. Her aslanla devam ediyor. İlişkisi ilginçtir. Nasıl ilginç? Başladığında insanlar bu ilişki devam etmez dedi. Mantık olarak da çok farklı görünüyorlardı. Hatta bir kısım evliliği acaba Hera mı bitirdi diye dedikodu çıkarttı. Hayır, çünkü Ozan'la zaten eşinin arasında öyle bir çok iyi anlaşma Ece yoktu. Ece Osmoğlu'ydu galiba değil mi? Yani, Ece Osmoğlu. Ama güzel de ayrılmıştı onlar. Evet. Fakat zannedersem eski eşi de çok iyi bir ilişkide. Evet. Hem de yani adam. Ha. Kim adam? Niye söyleyemiyoruz? Söylemeyecek birisi söyleriz. Var. Bizim için söylemeyecek bir şey yok biliyorsun. Bana söyleyemiyorsun. Yalnız söylemeyeyim işte o yüzden. Ayrılmış olayım. Şimdi işte. Saçları dökülmüş Ozan Doğulu'nun tam tepeden. Ozan'cığım fazla aşk. Burası Bodrum değil mi? Evet, Bodrum'da. Burada hemen. Bodrum, gittim ben buraya. Sen öyle sen güzel bir yer ki. Küçücük bir kulübe gibi bir evde çünkü balık yapıyorlar. Ailecek. Onlar böyle 2-3 tane masası var. Herkes de bilmez burayı. Şimdi bu kız eğer onun evliliği esnasında girmediyse hayatına bir soru problemleri yok. Vardı. Problemli bir ilişkiydi zaten. Eski fakat şeyi hatırlıyorum. Eski eşiyle şeydi. Çok iyi gitmiyordu. Gitmez tabii çünkü her gece sürtüyordular. Her gece yeni bir kadınla beraber devamlı aldatıyordu karısını. Gitmez tabii. Yani. Şeyi hatırlıyorum ama onlar tam boşanmadan bir gün önce bir röportaj çıkmıştı. Evliliğimiz çok güzel gidiyor diye. Sonrasında bir boşandılar. Değişik. Demek ki ya da röportaj geç geldi. Ozan'ın, kısmet değilmiş Ozan'ın diye. Kafa. Ama Hera ile çok yakışıyorlar ve devam ediyorlar. Güzel de gidiyor. Simge Sağ'ın şarkısıyla alakalı bir şey var. Simge tanıtımını paylaştı YouTube'da fakat 18 binde kaldı izlenme. Şimdi şarkı tamam bugün çıkacak belki ama daha çıkmadı. Ama tanıtım çok az izlendi. Ne diyorsun Simge Sağ'ın? Mesela o da ara jenerasyon bence. Ara değil o ya. O daha yeni gençlerle bence Simge. Peki yani 10 yıldır var. Şarkı çıktı mı? Var mı 10 yıldır? Mışmışlar falan 10 yıl. Yani 7-8 yıl. Ama şarkı çıktı mı? Bugün çıkıyor işte. Ama bugün çıkıyor. Tanıtım 18 bin bence çok az. Ama tanıtım. Oğlu mu doğulu mu? Şimdi Ersay Üner Ozan Çolakoğlu mu? Ozan ve Simge'nin düzenlemiş. Aslında ekip de güzel. Simge'nin menajeri ya da Simge bize mesaj atabilir durumla ilgili. Çünkü bilmediğimiz bir konu daha yeni çıktı ve 18 bin görünüyordu ya da 20-22 bin neyse ne. Tabii çok az bir çok tıklanma az. Ama Simge çok başarılı bence. Aynı fikir. Yani o yüzden hani günah olmasın diye proje. Sesi de güzel. Ben şimdi mesela bütünlük ararım bir şarkıcıda. Sesi de güzel olacak, Fransız şarkı da güzel gibi. Olacak, kendisi de güzel olacak. Evet. Çünkü sahne yapıyor. Yani. Fransız kadınları gibi böyle çok cici. Gibi. Böyle çok bir 60 boyu belki ama sahnede güzel elbiseler giyiyor. Çok sahnesi güzel bir duruş, kız. Evet. Yani seyredilecek bir kız ve sesi de çok güzel bir kız. Bize mesaj yazabilirler. Evet. Çok da onur duyarız. Yazı biz de söyleriz. Eğer ki başka bir durumda varsa. Paylaşırız da. Destek aynen, de oluruz. Paylaşırız. Bu şarkı da güzel bir şarkıya benziyor ayrıca. Bugün ben de çıkıyorsa hayırlı uğurlu olsun. Değerli insanlarla da olsun. Çalışmış zaten. Peki Müge Anlı'nın soğukkanlığına kaç bu? Müge evde yok yani. Düşün orada adam orada uçağa tekme atıyor. Müge evde yok yani. Nasıl bir profesyonel? Profesyonellik midir? Soğuk artık o şekerlenmiş hep, mi? Artık idmanlı mı? O artık zaten ama hep soğuktu Müge. Yani hep öyledir. Bunu nasıl? Yani bu çok tatlı değil mi ya? Gerçekten çok tatlısın. Hiç. Duygu sıfır. Duygu sıfır ama
Artık orada her şey oluyor yani. Tabii. Fakat ben size bir şey söyleyeyim. Ben Müge'yi o kadar çok takdir ediyorum ki. Büyük başarı. Çok çocukluğumuzdan tanıyorum tabii. Göbeğinden çıkıp. Yani Kenan Erçetin Gözle beraber çalışıyordu. Magazin ilk yani magazin gazeteciliğinden geldi. Hayatında da çok fazla duygusal davranmadı. Davranmadı. Ve Şenay Düdek de çok iyi programlar yaptı. İki tane okul bitirdi. Sırf bu programı yapıyor diye hukuk okudu. Evet. Onu bitirdi. İnanılmaz güzel bir daha sesi var. Daha sana söyleyeyim size. Bir gün Ankara'ya gitmiş meclise. Arşive girmek istemiş. Biz arada konuşuyoruz. Çok da seviyorum onu sohbet etmeyi. Ben de severim çok. Arşive girmek istedim Bircan diyor. Beni almadılar diyor. Orada sadece tarih bölümünden mezun olanları alıyorlarmış. Gitmiş tarih okumuş. Çok arşive girmiş. Yani o kadar istekler, o kadar azimli ve hırslı ki büyük bir başarı tabii. Bir ki. Ara mesela Türk Sanat Müziği söylemek istedi. Evet. Aa. Tabii gitti, onun da dersini aldı. Nasıl güzel de sesi var. Bir de koronadan çıktı galiba. Aa, çıktı da. Çıkar şarkı söyler. De. Çok güzel Türk Sanat Müziği söyler. Yani ben onun o çok azmine, başarı. Hırsına çok. Ve şu anda da bu programda da muadilleri yapılıyor ama hiç fasafiso yani. Yani çok enteresan. Belki de bunun o karakteristik yapısıyla da ilgili evet, aslında. Evet, soğukluğu, donukluğu. Evet, yani. Belki de o yüzden de. Belki de bu programı o yüzden başarılı. Çünkü yani etkilenmeye şansın yok. Kaldı ki bazen çok olaylar çetrefilliyken arayıp diyorum ki yani iyi misin? Diyor ki baş migrenim tuttu. Yani iyi değilim. Yani ben de insanım. Ben de kötü şeyler yaşıyorum ama ne yapabilirim? Hani programın da formatı. Ama biz de burada yaşıyoruz. Bu. Ay, çünkü insan hayatınla ilgili. Sen yokken. Biz Arto'yla bir yayın şey bağladık. İki sevgiliyi. Dedik yani bunlar barışır. Hani yasaklı maddeyi arabasına koymuştuk. Kız hatırlıyor musun? Evet evet. Bunlar barışır dedik. Biz bunları bağladık Seren. Bunlar yayında birbirlerine girdiler. Biz Arto'yla kenara çekildik. Böyle dedik ki siz dedim yiyin birbirinizi. Çünkü çok tatlı atışıyorlar. Yani biz de soğukkanlı çıktık. Kavgayı izlemek zorunda kaldık. Ne yapalım yani? Evet yani ama işte bize de dert oluyor. Bana mesela her sana dert olduğu şey, için karışmayalım dedi ki belki barışırlar dedi. Mesela sizde var mı bilmiyorum ama hani bu Tuğçe Tayfur'un sonradan araya girdiği bir evlilik vardı ya. Mesela onlar ayrıldılar ve ben onları barıştıramadım ya sonrasında. O bende mesela kambur oldu. Her gün kızı yani sanki savaşı ben kaybetmişim gibi geldi bana. Ne tuhaf zaten bir şey yani. Zaten onlar da biliyorsun teşekkür hani, için ne zaman böyle bağlandılar. Bir şey, ne? Teşekkür için de sana hayır, bağlandılar. Hayır ya insanda biliyorsun. Şey oluyor mesela bunu borç addediyorsun yani. Kalıyor. Enteresan bir şey bu. İnsanların hayatına ya, ilgili olduğunuz iyilik güzel için. Bir şey ya. İyilik yapmaya çalışmak güzel bir şey. Sevenleri barıştırmak güzel bir çok şey. Çok önemli. Bizi görsen programda yokuz. Bak biz böyle biz durduk. Biz böyle dinliyoruz bak. Arkaya ne oldu yaslandık. Ayrıldılar mı? Evet biz, şu anda hala ayrılar. Sizi kapatıyor. Şu anda ayrılar. Biz sizi kapatıyoruz deliler dedim. Ben kapattım biliyorsun. Aynen. Peki şimdi detaylarda boğulmuş ekip. Diletta'nın yüzüğüne bakalım mı? Can yüzük mü taktı Diletta'ya? Can'a bak sen ya. 100 bin euro alacak. Sen şu Can'a bak Seren. Bak ya beğenmediniz Can gör. Yüzüğü bir görelim. Can, Can demiştir ki bak bizimkiler yüzüğümüze dikkat ona, eder. Ona, ona şey yap. Onu göster. Demiştir. Ama. Ya, ya siz var ya. Ama yani işte ya. Sen Can Yaman ya, olacaksın da. Ya biz çok kötüyüz ya. Yani şey olarak toplum olarak gerçekten. Kimin yüzü öyleydi? Eserin karısına taktı. Ya yüzü. Çok ayıp bir şey. Şimdi lazım değil ismi. Eşlerimden bir tanesi diyeyim. Bana bir yüzük almış tamam. Bak senin eşinin çok olması güzel. Çok avantaj şu an. Bir de onu hissettim. Hiç isim kendine gerek yok. Onu hissettim. Hiç konuştuğum için standart evet, olarak diyeyim sana. Bir yüzük almıştı. Bir yüzük almıştı tamam. Evet. Tabii benim için hiç önemli değil. Ben hiç önemli değil. Evet, mesela sen önem veriyorsun. Ben sıfır. Ben kafamda. Hatta yani ben masrafa bile sokmak istemem yani. Benim neyse. Bana almış işte sana bir tek taş aldı. Ay ben dedim ki içimden dedim şimdi tek taşı nereden aldı yani hani. Çaldı. Hayır hani borca falan da girmesin anladın mı? İçten bir şey yaptım yani. Sonra küçücük bir yüzük yani takı şimdi. Bana da bunu şey yaptı, evlilik teklifi yaptı. Herkes de çekiyor ya. Ay. Ne yapayım? Annemin yüzüğü vardı. Ay. Annemin yüzüğünü bak şimdi ne kadar kötü bir psikoloji. Halbuki ben onu yani o bana verilmiş bir şey. O pul da olsa çok değerli. Çok ama, mu küçüktü? Küçük olduğu için şimdi ona laf edecekler diye. Tabii. Annemin yüzüğünü aldım kutuya koydum. Açtı ya o da inanamadı o yüzük o.
Çünkü onu bana zaten vermişti daha önceden odadayken. Yani biz aslında hani çok değersiz şekilciyiz, bu şekilciyiz, şekilci. Evet. Aslında olmamak lazım böyle. Sonuçta o beni düşünmüş, almış yani. Ama biliyorum ki millet laf edecek. O baskı var ama ya. Ama yüzük de önemsiz ya. Hani bir süre sonra mutlu olmayınca yüzüğü de çıkarıp atıyorsun işte. Aynen öyle. Hayır, o ayrı ama bak, yani. Bak yüzüğü kalmadı. Bak yüzük kafam kadardı, kalmadı, gönderdim. Yüzüğü de kafam kadar yüzük olsa ne olacak? Peki. Ben gönderemiyorum eski fotoğraf ve şeyleri. Sen giysileri ben, gönderiyorsun, daha doğrusu şeye veriyorsun. Giysileri dağıtıyorum ben ama anıları şeye, onları kutuda falan hep saklarım. Ama ne saklarım? Ara sıra çıkıyor. Kutu. Kutu kutu pense eyvah. Arkadaşım Seren arkasını dönse artık şunlara. Peki bir tane dizi başladı. Camdaki Kız. Bir Zamanlar Kıbrıs zaten başlamıştı. İkisi reytingde kapışıyor. Önce bir Camdaki Kız'a bakalım. Çok beğenilmiş. Bir bakalım nasıl bir dizi. Ben dizilerden sorumlu departmana dönüyorum. Seren neler oluyor? Bu çok önemli bir eser aslında. Evet. Gülseren Budayıcıoğlu. Evet. O sevgilerimi gönderiyorum. O kadar güzel anlatmış ki aslında. Burada bu bir anne ve kızına her gün bu korseyi giydiriyor. Ve bu korseyi asla çıkartmayacaksın diyor. Neden? Çünkü kadın kızını güya başka, yani bir yanlış yapmasından koruyor. Çok affedersiniz, tuvaleti geliyor okulda. Akşama kadar su içmiyor annesinin korkusundan. Çünkü annesi bir gün okulda beden eğitimi dersindeyken ben beden eğitimine giremem diyor. O kadar sıkı bir korse ki her gün onu sıkıyor, öyle gönderiyor onu okula. Ha, fiziksel olarak ona herhangi bir şey olmasın, anladın mı? Yani bekaretini mi koruyor? Aynen. Onu mu koruyor? Aynen. Yani aslında işte namusunu koruyor. Hem onu, çünkü onu hayır şöyle bir de şöyle bir şey var. Kızı mesela bir tane fazla bir şey yemek yese 53.3 kilo oldum i̇şte diyor. Şekilcilik. Yani şekilcilik, şekilci bir kadın ve çok diktatör ruhlu bir kadın. Dominant bir anne. Normal olmayan bir annenin kızı ve itaat etmeyi öğretmiş ona. Çünkü bir gün itaat etmediği o gün gidiyor okula, herkesin içinde dövüyor onu. Her şey yasak, her şey o annenin istediği gibi. Yani kilona dikkat edeceksin diyor, yemek yemeyeceksin, salatalık yiyeceksin diyor. Babası yumurta veriyor, yumurta yiyemez diyor, o kadar yeter ona diyor. Ve çok affedersiniz, çok özür diliyorum. İç çamaşırları var kızın. Hepsi yıkanıyor devamlı. Çünkü çoğu zaman tuvalete gidemediği için de mesela. İnsan altına eder değil mi yani tuvalete gidemediği zaman. Yani kıza bunları yaşatıyor. Kız akşam eve gelinceye kadar hiçbir şey içmiyor. Eve gelince kana kana su içiyor. Çünkü su içerse okulda tuvalete gidemeyecek. Çünkü o korseyi çıkaramayacak. Böyle bir annenin kızıyla yine çok dominant, dedik bir babanın oğluna hayattayken çok eski püskü bir araba, halbuki iki aile de çok zengin. İki aile de çok çok varlıklı bir aile. Kızı kadın çalıştırtıyor. Yani herhangi bir yerde, bunların yanında çalışıyor kız. Onların olduğu şirkette. Kız ama da kendine çocuk, değerli. Çocuk da haylaz ama. Çocuk evli bir kadınla beraber. Çocuk şöyle söyleyeyim. Senelerdir orada da Hande Ateyze oynuyor ve muhteşem Hande Ateyze'nin güzelliğine inanamadım. Hande Ateyze de 47 yaşında ve gerçekten bu kadar muazzam güzel olmuş, anlatamam yani, çok beğendim. Zaten o da çok iyi bir, ödüllü bir oyuncudur Hande Ateyze de. Bakmayın onun magazinsel tarafları örtmüştür ama. Şemsiyeyle döverse gazetecileri. Ona, ama sonuçta o da çok tabii. Şimdi aslında bu çocuk Hande Ateyze'yi seviyor. Ve ondan, Hande Ateyze evli. Evet. Ve yıllardır ondan kurtulamıyor. Ama ailesi de bu kızla evlenmesini istiyor. Ve bunları bir yemek ayarladılar. Bunlar bu yemeğe geldiler. Fakat kız o kadar dış dünyaya annesinin yüzünden kopuk ve efendim diyor. Peki efendim de. Çünkü hep annesi ona öyle davranmayı öğrettiği için kız böyle bir kız. Çocuğun da en son model arabaları var. Bir garajda saklı babasından. 10 tane hayda. O F'ler var, P'ler var, hepsi var. Fakat babası ona bir tane eski püskü araba veriyor. Onu kullanıyor zannediyor ama çocuk halbuki hepsini hayır, alıyor. Hayır, rahmetli çok zengin birisi geldi aklıma. Bak şimdi izleyicilerimiz de yazıyor. Demiş ki ama Nalan onun kızı değil galiba. Ölen kardeşinin kızı diyor. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkacak diyor. Tabii biz şu anda ilk bölüme göre hani biraz da yorum yapıyoruz. Yok şu anda. Bu arada. Ölmüş kızı...
Şimdi onlar diyoruz kitabını okuyan ya da bilinen anladın mı? Anneannesi ve dedesi de çıkacak galiba i̇şte, diyor. Ama hayatım o kitabını yani, okuyan yok, söyleyebilir bunları. Dizide sanki öyle bir şey belli etmişler galiba. Ya buyurun. Onların hani kardeşleri de çıksa bu kadının elinde büyümüş ve ne kadar zor bak. Bana gelen yazı yok mi? Kız ki. Aslında torunu kendi kızına dayı buyur. Doğarken annesi ölüyor. Anneanne korumak için evet buradan evet. Aslında bağlantı oraya gidiyor. Kurtarıcı. Evet. Ama tabii kurtarıcı olayım derken kızın şu anda bakın zaten. Her gün bunu böyle bu korselerle okula gönderiyor. Bu da karşı tarafın ailesi. Bu da çocuğun babası. Bu da çocuğa hep ne yapması gerektiğini, çocuğa mesela hiç söz hakkı vermiyor. Mesela kız kardeşi var Serendiz, onun söylediklerine tamam diyor. Ama erkek evladını adam eziyor. Bu iki tane ezilmiş çocuğun aslında ailesi tarafından hep yani. Böyle baskıyla, yönlendirmeyle büyütülen iki tane çocuğun bir araya gelmesi. Ve travmalarını göreceğiz. Acaba büyük aşk yaşayacaklar mı, yaşamayacaklar mı? Bilmiyorum ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Kırmızı Oda'da birkaç bölüm bunlar... Odaya gelen hastalardan biriydi ve partnerlik yaptı. Can da o dönem. Şu anda ismini de söyleyelim. Feyyaz Şerifoğlu. Şimdi bir kere ekrana çok yakışıyor. Evet çocuk güzel. Sen onu seyrettin, iyi miydi Kırmızı Oda'da? Çok iyiydi. Yani çok yakışıyorlardı. Burcu ile çok iyi partnerlerdi. Sonra hemen yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eserinde oynamak. Ha. Bu arada Gülseren Budayıcıoğlu'nun bu dördüncü dizisi uyarlanan. Tabii. Şu anda trilyoner oldu. Yani şu anda pazartesileri işte şey var pardon salı günleri Masumlar Apartmanı var. Çarşamba günü Doğduğun Ev Kaderindir. Perşembe Camdaki Kız. Cuma Kırmızı Oda. Hepsi onun ve hepsi reyting rekorları. Ama acayip bir kalem. Şimdi acayip böyle moda oldu. Şimdi psikolojik dizilerde kalem moda oldu. Kalem tabii kalem ama, çok önemli ama senarist de çok önemli. Bunu buraya aksettirmek çok büyük. Uyarlama. Uyarlama çok o önemli. Kadar önemli ki çocuklar. Fakat bu yarışta tek değil. Bir de yeni bir dizi var, Ahmet Kural'ın dizisi. TRT'de Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi. Evet onu da seyrediyorum ben. Aa tabii. İzleyelim. Bunu. Harika bir dizi. Gerçek bir departmansın. Bunu biz yani, eleştirmen gerçek. Olarak dizi eleştirmeni olarak koyabiliriz. Burada neler oluyor Sera? Şimdi zaten hepimiz biliriz ve hatırlarız ki bu Rumların ben okul gezisiyle Magosa'ya gitmiştim. Ve orada bir gece bunlar Rumlar bizimkilerin tarafını basıyorlar. Kadın, hamile, çocuk demeden. Hepsini tarıyorlar ve küvetin içine hepsini birçoğunu küvetin içine sokup ve hala öyle bir evi de müze haline getirmişlerdi. Ben o zaman gidip Maraş görmüştüm. Bölgesindeki. Evet. Ve hiç, hala mesela çok etkili. Aynı orada o evin içerisinde yaşananlar bardaklar var. Bardaklar yarım kalmış. Her şey. Terk edilmiş şekilde. Evet. Evet, galiba bir Noel gecesi mi oluyor bu? Yok yok Noel gecesi burada falan burada çünkü olmuyor. Detaylarda da arada okuyorum. Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ve buradaki işte Türklere saldırılma. Yani işte yani Noel olması hani bilmiyorum hani çok önemli mi? Hayır hayır ama... şey olarak hani o öyle bir başlayan bir gün gibi. Yani bir tane Türk kalmayacak şekilde herkesi öldürüyorlar orada. Burada da Ahmet Kural ilk defa komedyen olarak değil. İlk defa hani orada yaşayan bir ailenin işte fertlerinden bir tanesi hayatta kalıyorlar. Ve bunun karısı var ve bunun karısını oradaki komutan kendi kampına esir aldığı kampa götürüyor. Bir ilişkileri çıkacak onu orasını tam bilmiyorum. Çok iyi olmadı ama. Ahmet burada dramda. Zaten daha önce dramda. İstiyorduk ya yani aslında her şeyi oynayabilir. Evet. Ya zaten dramdan gelmişti ama biz komediyle onu çok şey yapmıştık. Gazi fakat diye ben bir mesela Rum müziklerini severim. Hani bir sürü oradan arkadaşım var falan. Fakat bu diziyi seyredince insanın tabii milli duyguları kabarmıyor değil. Nefret ediyorsun yani. Tabii. O kadar nefret ediyorsun i̇şte, ki. Evet. Yani o insan hamile kadının karnına sıkıyor. Ve çocukları var küçücük hepsini küvete sokuyorlar, küvette tarıyorlar. Ve bunların hepsi yaşanmış. Yalan değil. Hepsi yaşanmış ve gerçek. Çünkü ben gittim zaten benim gibi herkes o müzeye dönüştürülen o olayın geçtiği evler zaten dönüştürülmüş o müze gibi. Ve anlatılıyor hikaye. Aynı o hikaye yani. Arto, reytingleri de verelim. Artık ikinci konuya geçiyoruz. Hadi. Şimdi totalde Kıbrıs dördüncü oluyor. Camdaki Kız 7.
ABD Kıbrıs 2, camdaki kız 1. 1. Evet. ABC'de Kıbrıs 2, camdaki kız 3. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur? Her şimdi ikisi de camdaki kız çok iyi. Çok herkes, yani belki genele hitap edebilecek yani işlenme tarzıyla da bir tek eleştirim var. Karşı tarafın uşağının ilk başlarda dizinin başında işte aşağı iniyor elektrik. O sahne felaket uzatılmış. Yani bir o kadar televizyonda, sinemada oluyor uzatmak da. Uzatmak istiyorlar, vakit evet, doldurmak evet, istiyorlar. Tabii ki aynen. Ama televizyonda, sinemada oluyor da öyle şeyler. Çok televizyonda o detaylara fazla tabii boğulmamak lazım. Tabii bu arada lazım. Bir Zamanlar Çukurova'yı da unutmamak lazım. O da reytinglerde. Bir Zamanlar Kıbrıs geçti onu. Yok ama o da çok yukarılarda. Ama o çok numarada. Uzun zamandır tabii, var evet. Tabii o da. Yani. Ve Mucize Doktor şimdi, var. Şimdi uzun zamandır hiç kimseyi bu kadar yakıştırmamıştım. Yani iki sevmediğim itici... Çok yakışmışsınız. İnşallah doğrudur haber. Sıla ve İlker Kaleli. Buyurun. Haziran aniden boşanan Sıla yeni aşka yelken açtı. Bir süredir Bodrum'da olan ünlü şarkıcı, oyuncu İlker Kaleli'ye gönlünü kaptırdı. Sıla geçtiğimiz Ocak ayında Haziraman ile bir yıllık evliliğini 15 dakikada sonlandırmıştı. Pandemi sürecini Bodrum'da geçiren Sıla hakkında basını yansıyan aşk haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Sıla yaklaşık bir aydır Burçin Terzioğlu'nun eski sevgilisi oyuncu İlker Kaleli ile birlikte. Şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren ikili Bodrum'da sık sık bir araya geliyor ve mutluluklarını da yakın çevresiyle paylaşıyorlar. İddiaların ardından taraflar sessizliğini korumaya devam ederken çiftin ne zaman görüntüleneceği şimdiden merak konusu oldu. Sıla ve İlker Kaleli. Ben çok yakıştırdım ya siz? Ben zaten Sıla'yı çok sevmediğim için, öyle mi, hatta hiç sevmediğim için, hiç sevmediğim bir kadın. Sen niye? Mesela tanır ama mısın? Ama bak müziğini severim. Şarkıları muhteşem. Ses tonunu karakter olarak ve yani hani derler ya personality sevmiyorum. Kişilik. Aptal. ben bir son dakika haberi vereyim daha önemli söyle. Bunlardan. Çünkü Prens Philip öldü. Evet, Prens Philip diye bir Buckingham evet. Sarayı'na el attınız, adam öldü. Ay vallahi bunu Philip'e sonra yapalım. 99 yaşında. Ay az sonra yapalım, altyazı yapalım. Evet, Prens Philip'in öldüğünü ilk önce biz 96'da mı öldü? 99 yaşında falan olması gerekiyor. Şey daha büyük galiba ya. Karısı Elizabeth mı? 1920'lerde falan doğmuşlardı evet, diye biliyorum. Ha yok bir yaş var aralarında, dur ben bir bakacağım. Demek öldü. Ne? Covid'den mi öldü acaba? Yok artık ne Covid'i? Bircan yok onlar artık... bir de Covid geçirdiler ya. Yok bu artık bir şey geçirmesine 1921 gerek yok. Doğumlu tabii. Haziran 21. 10. 100 yaşında mı? Tabii. 99 işte. 21 işte düşün. Yani. Zaten 10 Haziran'a da bir şey kalmamış. Şimdi yani. Başa tabii Prens Charles geçecek. Bir dakika geçecek. Ölümü kral olacak. Bu arada Charles geçiyor yani. Tabii. Charles yerine oğlunu istiyorlar. William mı? William'ı. Kesinlikle. Şey değil, gideni değil. William o bir heri zaten giden. Ha, bence de William olsun. William olsun ama öyle bir şey yok tabii i̇şte, yani. Onların istemesiyle olmuyor. Charles istemiyor İngiliz halkı. İstemez tabii. Oğlunu istiyorlar. Yanındakinden ötürü. Aferin. Onun yanındakine ona kimse affetmedi. Diken diken oldu biliyor musun? Yanındakinden ötürü. Evet. Karısına... O ikinci kadın mı geçecekmiş tahta? Gitsin oradan. Ona vermeyebilir öyle bir şey. Ama sonuçta, sonuçta eşinden dolayı değil, yanında tamam. Gidecek ünvanı. Ama tabii ki Prens Philip de düktü değil mi? Yani direkt prens değildi. Yok değildi. Edinburgh düküydü galiba. Düktü. Prensesle evlendiği için evet, o ünvanını, evet. Prens ünvanını aldı. Düktü yani. Evet. Şimdi evet. Ah be Philip de gitti. Bak sen Filip'e. Ama 99 yıl boyunca o karısının elini bırakmadı. O yüzden Allah ona uzun bir ömür verdi arkadaşlar. Karınızın dizinin dibinden ayrılmazsanız Prens Philip gibi 99 yıl yaşına kadar yaşarsınız. Yaşayabilirsiniz. Yoksa olmaz. Şimdi mesela Charles yaşıyor da ne oluyor? Hiç ama yani adamın babasına bak ya. Adamın babası Danimarka ve Yunanistan Prensi Andrew.
Annesi evet, Battenberg Prensesi Alice. Fakat sana bir şey söyleyeyim mi? Yani, Philip. Şimdi ya doğduğu şeye bak ya. Tabii ama şimdi yani, o ünvandan gelecek tabii ki de. Başka türlü nasıl alacaklar? Yani. Ama dayana birazcık daha. Başka bir şey söyleyeyim. Philip, dayana da biliyorsun zengin bir aileden evet, geliyor aslında. Ama o da düşesti. Evet ama şey onun annesiyle babasının da ilişkileri enteresan. Madilik vardı. Şimdi madilik vardı. Ama yok olsun Philip ama yani. Philip çok çapkın ve yani ele avuca sığmayan bir gençliği varmış. Yani böyle uçan, kaçan, artık böyle hiç elde çıkamayan. Çok yakışıklı bir adammış. Çok yakışıklıymış. Sürekli böyle etkinliklerde, sürekli faaliyetlerde Elizabeth onu durduruyor. Yani bu özel platformda Elizabeth'in belgeseli var. Seyretmenizi tavsiye ederim. Orada zaten bütün her şey yazıyor. Crown'u mu diyorsun yoksa? Öbürküsünde ha. Şey. Neyle olanım da? Belgesel. Yok, Crown belgeselinde. Şey, evet, hayır. O değil değil mi? Aa. Çünkü kraliyet ailesi onunla karşı çıkıyor. Kesinlikle bizim onayımız yoktur diyor bu diziye. Onu söyleyeyim. Ay, onların da neye onayı var? Onların hiçbir şey onayı yok. O Camilla'ya nasıl onayları var? Ben onu anlayamadım. Gitti gerçekten. O da ona taktı aynen. Takıyorum evet. Tabii. Takılmayacak gibi değil. Kadını öldürdüler. Arap bir adama aşık oldu diye. Bence öyle düşünüyorum ben. Kadını öldürdüler. Adam kadının düğünündeydi. Düğünündeki kadınla evlendi. Yani çocukları tabii o öbür küçük çocuk çok daha Harry daha karakterli. Karakterli annesini, bir çocuk annesine de yapılanları hazmedemediği için tabii ki boynu bükük değil öbürküsü gibi. Öbürküsü daha itaatkar şey gibi. De hayatını kaybettiğine Allah göre rahmet Allah eylesin. Rahmet eylesin. Dün Çakır'ı bugün Filip'i. Yok Filip'i Allah rahmet eylesin çünkü karısını hiç üzmedi karısının dibizinin dibinden ayrılmadı. Prens Charles'a bilemiyorum ama Filip'e mekanı cennet olsun. Diyoruz. Peki şimdi Sıla'yla İlker'i konuşabiliriz. Evet. İlker Kaleli benim çok sevdiğim, izlemekten de keyif aldığım Burçin Terzioğlu'yla ilişki yaşıyordu. Ben mesela üzülüyorum. Çok sevdiğim kadınların yanında hiç sevmediğim adamları görünce. Ama şimdi bunlar iyi oldu bak mesela. Totalde izlemezsin. Sen İlker Kaleli'yi niye beğenmiyorsun? Mesela ben bana böyle düzgün bir adam gibi geliyor biliyor musun? Bana agresif geliyor ve bence agresif zaten. Aa. Poyraz Karayel diye bir dizi vardı. Evet. Seviyor musunuz? İşte, orada. Bana göre aşkı en güzel anlatan dizilerden çünkü bir tanesiydi. Çünkü ikisi aşıktılar. Bu çok güzel bir diziydi gerçekten. Sen fikrini söyler misin İlker'le ilgili? İlker'in seyredebildiğin ve bildiğin kadar. O dizide ben İlker Kaleli'yi hiç tanımıyorum. Kişiliğiyle hani, hakkında alakalı söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ama sanıyorum katı biraz. Katı ve egoist gibi geliyor bana. Çünkü kızla çok uzun zaman beraberdi. Kızla uzun zaman beraberdi ve bir şekilde kız onunla alakalı her şeyi reddetti. Bir daha hiç konuşmadı. Ortadan yok oldu. Çok değerli bir kız ki, o da. İki sanatçı da iki ele oyuncular öyle şeylere takılmaz çok. Hatta bir mahkemesi vardı. Ve Burçin de onun şahidiydi. Burçin ona bile gitmek istemedi. Konuşmak istemiyorum dedi. Yani o kadar o denli sıskı sıyrılarak bir şekilde ayrıldı. Aldattı diye yansıdı her Sıla, yere ama Sıla çok kötü gidiyor bence. Yani kötü gidiyor Sıla. Sıla kötü gidiyor. Belki aşkla iyi gidebilir. Şimdi... Yani Allah kalbine göre veriyor. Güzel oldu. Ha. Tabii tabii. Ay artık hocam. Ne güzel. Bazen çok güzel. evet VTR'ye gidelim. Esra Dermancıoğlu öyle açıklamalar yaptı ki biz de toparlamaya çalıştık. Var mıyız? Biz de var. Sen varsın. Sen kesin var. Olmazsa olmazsın. Ben. İzleyelim. Esra seviyor beni ya. Çok söyleyeceği şey var biliyorum. Çok. Hepimizin var. Ağzımız dolu dolu şu anda. Dur. Reklama gidelim. Reklam sonrası uzun uzun konuşacağız ki bölmeyelim. Buyurun reklamlar. Peki Esra Dermancıoğlu'yla devam edelim. Hatta yorumlara başlayalım. Esra Armağan'ın programına katılıyor. Aldatılmayla alakalı enteresan söylemleri var. Aldatılmak benim için sorun değil. Ben bunu kadersalleştirmem. Yani bu artık çivisi çıkmışlık. Arsızlık. Neden? Yani o zaman sen de sorsaydın Ömer'e aşkım. Niye sormadın? Ama benim başka öyle bir şey yaşamadım ki ben. Birlikte misin? Birlikte olmak istemiyoruz. Hadi git aşkım. Koş desen ya da o söylese. Yani böyle bir şey olabilir ama mi? Şey yaşamış, bu bir bak, bu evlilik birlikteliğine, evlilik ahdine mi derler? Yani adam ona... karaktersiz diye kadın hafızı çırpılsın mı yani? Ölsün şimdi mu? Sadece burada adamdan da bahsetmiyor aslında. Kadınlardan da bahsediyor. Yani kadın olarak diyor, kadın da olarak benim canım başkasını istiyorsa evli olduğum halde gidip yapabilirim ve ben bunu diyor kocama da söyleyebilirim. Buna dertleşebilirim. Bundan daha normal bir şey olabilir mi? Bu böyle bir kadın var mı diyor. Kaç tane kadın var Türkiye'de diyor bunu rahatlıkla konuşabilecek. Böyle bir şeyi bir kadın
çaresizse kabul eder. Çaresiz kadındır o. Çünkü aldatılmayı, kendisinin sevilmediği halde bir başkasınınla olmasını deklare eden kocasının bu davranışını bile bile onu kabul eden kadın ya çaresizdir ya da başka eğilimleri vardır diye düşünüyorum ben. Yani sistem olarak genel fikrim ya bu. Ya da o da aldatıyordur. Ve üstüne üstlük oradan bir de bana da laf çarpıyor. Travma. Diyor ki bu diyor annesiyle babası birbirini aldatan diyor işte hani babam aldattı dedim ya ben annemi, annem de bu yüzden boşandı. O yüzden aldatan kadınlara karşı bir şeyim var yani refleksim var. Refleksim var bu hareketlerim bundan ötürü. Çünkü ben de sonuçta yuvası yıkılan bir aile çocuğuyum ve ben de bunun travmalarını ve şeylerini yaşadım demiştim. Oradan da diyor ki bu diyor anne babaların diyor çocukları da diyor onları da iyileştirmek onlar da normal diyor. Yani biz hepimiz yapılan hatalardan dolayı hatalıyız. İyileştirmemiz gerekiyor. Hanımefendi evlilik kurumunu yerle bir edip bir erkeğin de başka bir kadın istediği zaman karısının da bunu gayet rahat tartışabileceğini, isteyebileceğini, karısının ona müsaade etmesi gerektiğini, aynı zamanda da bir kadının da kocasına bir başka adamı istediğinde söyleyebileceği gibi son derece ahlak dışı bana göre. Yani herkesin kendi ahlakı kendinedir. Ama bunu Türkiye'de yaşıyorsak sınırları, vuut sınırları içerisinde bunu sokakta yürüdüğü zaman kime sorarsanız bu ahlaksızlık der. Bir de evliliğe tamam. De aykırı bir evliliğe tabii. De hakarettir. Aile yapısına da hakarettir. Hem cinslerine de hakarettir. Anne babasının ayrılığında hiçbir suçu olmayan çocuklara da bir hakarettir. Bu bir. İkincisi kendini zaten yalanlıyor. Hemen arkasından diyor ki benim kocam da beni aldattı. Bana söyledi. Biz uzun uzun konuştuk. Ayrıldık. Sen kabul ettin o zaman. Öyle gözük konuşuyorsun. Ama çünkü. Adam kabul etmemiş ama, göndermiş zaten. Hayır ama boşanmışsın mesela değil mi? Şimdi bir kadın, onurlu bir kadın aldatılmayı kabul etmez. Ben sana bir şey diyeyim mi? Adam göndermiş bir kere belli bunu. Bu arada. Yani onu bilemeyiz. Yani. Hani onu ki adamın gönderip göndermemesi. Çünkü o göğsüyle yumuşatmış o topu zaten. Demek ki devam edelim aşkım demiş o. Ha. Yani ben bir kadının söylemlerine göre bir kadının bir aldatılmayı sindirebilmesi için çocuklarının olmasını yine söylüyorum. Yani çocukları için tekrardan barışmayı kabul edebilir bir kadın. Çünkü çocukları vardır. Adam tabii o eksepsiyonel bir şeydir. Hani bu başka yani, bir durumdur. Hani ama ben şartsız ve kuralsız ne olursa olsun yeter ki benim yanımda kalsın, beni de aldatsın diyen bir kadının ancak o şartlarda bir erkeğin olabilecek bir kadın olduğunu düşündüğüm. Ya da ben aldatıyorsam onunla o şekilde devam ederim hayatım. Ya da benim de eğilimlerim vardır. Yani değişik değişik. Hani ben de onları yaşayayım da ben de ona izin vereyim diye düşünürüm. Yani ben marjinal olsam bu benim. Benim fikrim bu. Hanımefendi böyledir değildir diye söylemiyorum ama tamamen yani belki de bizle olan itişmesinden şu anda Armağan Çağlayan da programa davet edildi. Çünkü kaç yıldır var Armağan Çağlayan ve bu hanım da kaç yıldır var. İlk defa böyle bir programda oldu. Ve oradan da hala bize hıncı var ve oradan konuşuyor ama çok yanlış. Çünkü biz hiçbir şekilde sadece bu çiften ne yedik biz burada? Onu da bile hatırlamıyorum tam. Birbirine uymuyorlar gibi birbirine dedik. Birbirine uymuyorlar. Yani, hiçbir şey Murat'ın demedik. Murat'ın dedin ha. Onunla mantık olarak yan yana gelmesi. Mantık demedim aslında tarzı değil dedim. Tarzı evet. Değil dememin altında da kendisi dedi ki bana çirkin demek istiyor dedi. Çünkü böyle bir kompleks taşıdığı için oradan baktı. Halbuki tarzı Murat bizim arkadaşımızdı bir dönem. O yüzden de çocuğu biliyorum, tanıyorum. Aslında tarzı değil derken gayet kapalı bir şekilde bildiğim şeyler ötürü tarzı değil dedim. Hanımefendi kendisine bunu benim çocukluğumda annemin babamın ayrılmasına getirip benim bu anlamda travmadan dolayı insanlara düşman olduğumu düşünüyor. Hayır değilim. Ama benim gibi şu anda birçok bir kadın yüzünden ailesi yıkılan çocukların son derece zor şartlarda özellikle kız çocuklarının çok etkilendiğini düşünüyorum. Bunu da savunuyorum.
Bunu da zaten aldatan bir kadını, özellikle evli bir kadının aldatmasını da savunacak kadar da ahlaksız değil. Ben evlilik de olmasa sevdiği bir adamı başkasıyla paylaşabilme fikrine zaten yokum. Susalım geçelim olmaz. Başka da bir şey söyleyeyim. Bu zaten bir ilişki mi olur? Bu zaten bir ilişki yok. Yani. Hayır, bir kadın bunu kabul etmesi için başka şeyler olur. İşte yani. Ya kendi zaten değişik zevkleri olması lazım. Ya kendisi aldatıyor olması lazım. Ya çok çaresiz olup çocukları lazım için bazı şeye katlanıyor diye. Veyahut da yani çocukları için de değil, yani çocukların olmadığını farz edelim. Senle kimsenin olmayacağını, hani bir tane birisini buldun da o beni bırakmasın da ne yaparsa yapsın gibi. Yani hiç kadınların geneline bunu asla kadınlar adına konuşmaması gereken bir mülakat olmuş. Umutsuz ev kadınları. Peki şimdi Ata Demirer çok sevdiğimiz bir isim. Ya süper Ata Demirer'i izlemeye doyamıyoruz kaç dedik ya. Kaç gündür istiyordum. Evet. Doyamadık. Evet. Derledik, topladık o taklitli şarkıları. Bir Ata Demirer furyasıdır. Buyurun. O bir oyuncu, o bir komedyen, o bir şovmen. Ata Demirer, kendisi tam bir yetenek abidesi, taklit kralı. Emrah'ı, Fatih Terim'i, Bülent Ersoy'u, Tarkan'ı, hatta birbirinden farklı hayvanları. İşte sizler için hazırladığımız dop dolu çok eğlenceli VTR'miz. Geçtiğimiz günlerde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına katılan Ata Demirer izleyenleri ekran başına kitlemişti. Merhum sanatçı Ferdi Özbey'in şarkılarını seslendiren Demirer, herkesin kafasına şunu getirmişti: bu kadar yetenek normal mi? Ata Demirer söyledi, Sibel, Hakan ve Hüsnü mest oldu. Tabii her zaman Ata Bey söylemedi, hep beraber söylediği anlar da oldu programda. Programa Ata Demirer sesiyle, yeteneğiyle damga vurunca biz de sizi biraz geçmişe götürmek istedik. Ata Demirer'in 2007 yılında Sibel Can'la yaptığı düette Emrah taklidi olay olmuştu. Günümüzde bile orijinalliğini hala koruyor. Madem Emrah taklidiyle başladık, öyle devam edelim. Ata Demirer'in merhum sanatçı Oya Aydoğan'la canlı yayındaki bu anları yıllarca konuşuldu. Ata Demirer hali hazırda bulunan Emrah taklidi repertuarına Fransız Emrah'ı da eklemişti. Demirer, Emrah taklitlerine doyamamış, tek kişilik dev kadro gösterisinde yaptığı oyunlarla izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Gelelim Tarkan taklidine. Ata Demirer 2017 yılında gösterisinde yaptığı Tarkan taklidiyle kahkaha tufanına sebep olmuştu. Sahnedeki yeteneğini düğünlere de taşımış ünlü oyuncu roman havasında kurtlarını dökmüştü bundan tam 10 yıl önce. Ve gelelim kişiliğiyle taklitlere çok konu olmuş diva Bülent Ersoy'a. Yetenekli ismin taklitleri sanat dünyasından taşmış ve spor dünyasına taşınmıştı. Demirer taklitlerine hayvanlar aleminden devam edip sınırları zorlamıştı. Ünlü oyuncu Ata Demirer'in birbirinden komik görüntülerini sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Hala mesela çok dakikalarca önemli izlerim yani. Evet, hiç çok önemli bir komedyen gerçekten bence. Gerçekten öyle. Bir gösterisi. Artı bu kadar güzel sesi olan, git onu dinle ya. Büklüm büklümü ben bir tek ondan dinliyorum. Bir de Ferdi Özbey'den. Sen dedikten sonra ben büklüm büklümü ondan dinledim. Gerçekten nasıl söylüyor? Adam okudu ya tekrar Ferdi Özbey'in şarkılarını. Ne kadar sevdiğim aklıma geldi. Evet, ve aynen. Bayıldım.
Gösterisinin adı tek kişilik dev kadro ya. Evet. Gerçekten öyle değil öyle. Mi? Her onda şey var. Onda başka türlü bir şey her var. Her şey var. Ata ses başka var, bir çocuk var. Gerçekten. Taklit var. Oyunculuk ama ben onda Emrah hayranlığı oluyor. Yani o çocukken kesin Emrah'a çok hayrandı. İlk önce bence Emrah'ın taklidini yaparak başladı olabilir. Bu işe. Ve taklit kabiliyeti olan insanlar çok iyi de şarkıcı da oluyorlar. Çünkü seslerini kullanabiliyorlar. Bak Ebru Gündeş de aslında taklit kabiliyeti olan bir kadınmış öyle biliyor mi? Musunuz? Mesela bu bizim okuduğumuz Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor var ya. Ebru Gündeş'ten ve Muazzez Abacı'dan dinleyin. Aynı Ebru Gündeş, Muazzez Abacı'nın aynı ses tonu. Şu çünkü onda da taklit onu kabiliyeti var. Çalışsak belki... Aynı. Sonlarına doğru yani o yüzden herkesin aslında doğuştan sesi değil. Bazı taklit ka şimdi mesela acayip güzel şarkı okuyor. Ata. Evet. İnanılmaz güzel şarkı. Bana göre komedyenler içerisindeki en iyi oyuncu. Ben onu yani çok ben seviyorum. Ben Şahan'dan, Cem'den çok daha iyi oyuncu olduğunu hep söylüyorum. Ben özel hayatında nasıl bir insan olduğunu çok merak ediyorum sadece. Ben yani... özel hayatımda bak şöyle söyleyeyim. Ben özel hayatımda bir tık kompleksli olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum. Yine kızacaklar ama bunu söylemezsem kendi düşüncem haksızlık yapıyor. Ben hiç öyle mi? Çok kompleksi gibi geliyor bana. Ama niye öyle geliyor mesela? Ya bir kere çok güzel kadınlarla birlikte oluyor. Ve oluyor o zaman. Evet. Sanki Cem Yılmaz çok yakışıklıydı ama, da ama yani. Oldum, ama zaten o da kompleksi. Yani. Kimde kompleks yok biliyor musun? Şahan'da yok bence. Rahat ol. Şahan'da kompleks yok da maşallah evlendiği kız da zaten çok güzel bir kadın. Berrak'la balkon serüvenleri de çok güzeldi. Işte. Ama Şahan çok iyi bir aile babası tabii. oldu. İnanılmaz ama iyi bir eş oldu. Ama Ata'da kompleks var gibi geliyor bana. Bu son bir tane ilişkisi kompleks vardı. Kompleks olmayan erkek var mı ya? Heh, geldik. geldik. Yani. Sende kompleks var mı? Hepimizde vardır. Ne kompleks var? Vardır yani. Ne hayır, herkesin kompleks duyduğu bazı şeyler vardır ama tabii. aşağılık kompleksi başka bir şey mesela. Yani aşağılık kompleksi kendini evet. çok değersiz görmek falandır. Ondan dolayı da başkalarını ezmeye, hani başkalarını böyle yerle bir etmek istersin falan. Hmm. Ya ben bir ölüm haberi de ben vereyim mi? Aa, çok değerli. Ne oldu yine ya? Çok üzüleceksin aa, sen. Aa yapma. Kim? Zeki Çetin. Aa çok üzüldüm. Zeki Çetin mi ölmüş? Evet. Ay annem çok üzülecek şimdi. Sevgili Burhan Akdağ yazmış şu anda bana gazeteci. İyi bir gazetecidir Burhan da. O Zeki yazmış. Çetin'i belki bütün Türkiye genelinde hani çok söyleyeyim. Çok hani belki popülaritesi çok bilindik hani herkesin çok tanıdığı bir isim olmayabilir ama Türk sanat müziğini çok iyi icra eden özellikle ay Bülent Hanım çok üzülmüştür. Evet Bülent Hanım zaten çok evet. giderdi. Meşk ederlerdi evet. çünkü gazinolar bitti, her şey bitti. O Zeki Çetin'in yeri vardı. Herkes giderdi eski sanatçılarda. Hmm. Kendisi de çok güzel Türk sanat müziği icra ederdi. Mekanı cennet olsun. Çok da iyi bir evet. adamdı. Mekanı cennet olsun. Ya bugün ne kadar evet. Ölüm haberi verdik ya. Yani maalesef tabii. Belki. Hayat böyle bir şey. Ya şey bize de sıra geliyor tabii. Onun için. Ay Allah korusun. Yani, Allah ama versin. Bu işte. Ama herkes bir gün ölüm versin. Ölümü evet. Ama bizim sırayla gitmemizi hiç istemiyorlar. Peki. Şimdi Ata Demirer'le devam edeceğiz tabii. Şimdi havada değilsin. Şu Ata Demirer'in şovundaki Emrah taklidini tekrar verelim. Sonra diğer konuya geçeceğiz. Verelim buyurun. Çok güzel ya. Peki çok... ben bir şey soracağım Bircan. Sibel Can'ın boğazındaki pahalı bir şey miydi? Nereden baksan 1 milyon. 1 milyon. Ama şey sponsormuş, geri vermiş. He. Zaten dünyadaki bütün starlarda mesela o gala gecelerinde falan hep evet. sponsorlar veriyor ve geri... Evet evet. Bir tek herhalde Jennifer Lopez vermiyor öyle diye düşünüyorum yani. C ile başlayan çok iyi bir öyle markanın. Mi? Kesin 1 milyon var mı ya? 800-900 falan civarı bir şey. Evet ama uzaktan çok uzaktan hiçbir çok şeye güzel. Benzemiyor ama ya. Yakından çok o şey öyle var. Mi? O. He. Evet o var. Peki başka bir komediyle geçelim. Cem Yılmaz'ın gerginliği bitmiyor. Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığından beri bu Cem Yılmaz hiç mutsuz. Düzelemedi. Hep mutsuz. Yine burnundan kıl aldırmıyor buyurun. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bu haberlerle derdine. Cem Yılmaz habercilere karşı neden tavırlı? Yılmaz'ın canı neye sıkkın? Serenay'a mı? C
Cem Yılmaz'a bir haller oldu. Eskiden muhabirleri kırmayıp gördüğü her yerde selam veren, sorulan bütün sorulara cevaplar veren Yılmaz, şimdilerde muhabir gördü mü köşe bucak kaçıyor. Cem Bey merhaba. Efendim nasılsınız? Reklam çekiminden geldiniz. Fakat bu maalesef sempatik bir kaçış değil. Haberciler Cem Yılmaz'ın bu tavırlarından illallah etti. Başlarda Serenay Sarıkaya ayrılığına yorduğumuz bu asık surat, bu ters cevaplar artık can sıkıcı bir hal aldı. İşini yapmaya çalışan haberciler Cem Yılmaz'a soru sormaya korkar oldu. Can sıkıcı durumsa Cem Yılmaz'ın gösterilerinde hepimizi güldüren ünlü bir komedyen olması. Son birkaç aydır onca röportajında toplasak 3 cümle konuşan Cem Yılmaz geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirin kibar konu açmalarına aldırış etmeden ben röportaj yapmıyorum diyen Cem Yılmaz'ı anlamak mümkün değil. Muhabirin haklı olarak neden diye sorması Cem Yılmaz'ın hiç hoşuna gitmiyor. Neden mi? İstemiyorum. Muhabir bu ters demelere imalı bir şekilde Yılmaz'ın uygun bir zamanında özel bir röportaj yapabileceklerini söylüyor. Fakat Cem Yılmaz hiç oralı olmuyor. Bakalım Cem Yılmaz'ın magazine karşı bu tavrı yeni bir projesiyle birlikte değişecek mi merak konusu. Ama ben çok sokakta gördüm röportajı. Zaten bütün sokakta röportajların hepsi arabaya binerken sevgilileriyle direksiyon başına geçtiğinde sokakta oluyor. Evet, onu yani. Arabalara evinin bahçesindeyse onu bilemiyorum ama genelde arabasının tam direksiyona geçtiği zaman tabii. Yanındaki kadın kimse o günkü şartlarda ona şarkılar söyler. Pencereden değil mi bütün gazetecilerle şakalaşır. Televizyon evet. Programına gittiğinde zaten o da normal bir talk show oluyor, bir şey oluyor, o kadar. Keyfi ya, yok keyfi. Bu egzajere gelmesin size, gerçekten Cem Yılmaz hayatında bir kadın yokken gergin ya. Ama gergin. Serenay'da bayağı bir bence dengesin. Faturayı da magazine kesemezsin ama. Çünkü yanındayken tabii alkışlar, kıyametler. Fakat Bircan şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi mesela Nişantaşı'nda hepimiz yürüyoruz ve birdenbire. Evet. Ya bunu söylemeliyim. Çünkü bizlerin de ne psikolojide olduğunu anlayın. Şimdi mesela yürüyoruz, mağaza bakmaya gidiyoruz. Hani hiç de bazen insan yorgun olabiliyor, bazen... Birdenbire karşına bir şeyler çıkıyor ve onlar seninle konuşurken ve yürürken bu sefer de herkes sana bakıyor. Evet, bir de başkalarına da şey yapıyorsun, yolu kapatıyorsun, bir şey oluyor. Herkes şuna sana bakıyor. Şuna bak diyorlar. Tamam. Yani çok kötü de olabiliyor, biliyor musun? Bak kaç yıldır bu işi yapıyorum yani, hala benim de aynısını mesela arkadaşlarımız var orada, hepsini de öperim buradan ama birdenbire karşına çıktıkları zaman bir... Sanki bir suç işlemiş gibi bir şey oluyor bizde, biliyor musun? Yani bir an önce oradan gitmek istiyoruz. Neden olduğunu bilmiyorum yani. Ve bir de herkes bakıyor. Herkes baktığı için daha da fazla bir geriliyoruz. O yüzden de hani tabii biraz sokak röportajlarında biraz gergin olabiliyoruz. Şimdi sokak röportajı ve muhabirin işi bu. Cem tabii Yılmaz'ın da, o da onun işi. Yani Cem Yılmaz zamanında verdiği röportajı şimdi ben vermiyorum gibi böyle enteresan tabii, bir tavırla. Bak. Evet tabii. Yani Cem Yılmaz ya, yapar magazinleri yani. O da kaçtı geçen yani. Gün. Kaçtı. Bir sürü televizyon kamerası verdi. Kaçtı. Minibüsüne bindi. Kaçar böyle bir şey söyledi. Ben röportaj yapmıyorum. Nerede bizim? Söyle bakayım, hatırladın. Balıkçıdan çıktık ya, Mehmet Ali falan. Hayır kaçmadı, gayet dedi ki ben tanımıyorum, cevap da vermiyorum dedi. Daha fazla konuşabilirdi. Konuşmaz. Evet, normal. Bu kapıdan çıktığımızda hayır, bunu şey. Yani bunu belki antipatik geliyor size ama bu özellikle restoran kapılarından çıkarken falan birdenbire her şey üstümüze geliyormuş gibi geliyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ve benim birçok arkadaşım da aynı his. Halbuki bence hepimiz... herhalde herkes yapıyor diye herkes yapıyor. Anladın yok mı? O bir psikoloji içeride. İşte. Mesela içeride hemen garsonlar geliyor mesela bize. Ha. Dışarıda gazeteciler var. Şimdi ne olur gazeteci olsa mesela dışarıda hiçbir şey olmaz yani. Ama o dışarıda gazeteciler var, baskısı var ya. Çıkarken üstünü düzeltiyorsun, osunu yapıyorsun, busunu yapıyorsun ve konuşmak istemiyorsun ne ve soracak, gitmek istiyorsun. Ne soracak, ne olacak, yani, ne cevap vereceksin? Umarım insanlar sizin gibi düşünmez, biz de bu programı yapabiliriz. Görüşler gelirse bize yürüyoruz. Ama biz bu programı yaparken herkes tarafından düşünmek ve söylemek zorundayız. Şimdi ben de onunla hem bu taraftanım hem o taraftanım. Saldırın muhabirler. Kimi görüyorsanız çekin, biz de yorumlayalım. Şimdi Gülben Ergen'e gidiyoruz.
Epeydir konuşmuyordum. Haksız kazanç sen skandalı. Yokken biz konuştuk mu bilmiyorum. Konuşmuşsak da bir kere. Konuştuk tabii. Öyle bir şey söylüyorsun ki sanki bu şeyleri, haberleri ben koyuyorum. Hayır, şansına yani bugün haber var. Şansıma. O yüzden. Çok şanslıyım. Bir köşe. Şanslı bir günümdeyim. Kimsesiniz. Bir köşe yazarı demiş ki haksız kazanç skandalı var. Başlık bize ait değil. Ben inanamadım gazetenin... o 25. Evet. Gazetenin başlığı, yorumsuz veriyoruz, buyurun. Kariyerine manken olarak başladı. Yetmedi, şarkıcı oldu. Oyunculuğa merak sardı. O da yetmedi, kitap çıkardı. Devir değişti. Sosyal medyada yerini aldı. Parayı en çok seven ünlülerimizden olan Gülben Ergen'in neredeyse el atmadığı iş kalmadı. En son Sabah Tümer'in kahkahasını NFT olarak satmasından sonra Gülben Ergen de slogan haline getirmeye çalıştığı sözünü satışa çıkardı. Köşe yazarlığı ve Gülben Ergen. Bugün Gülben Ergen'in neden her işe el attığını kanıtlarcasına bir haber basına yansıdı. Ergen'in okunmayan köşe yazılarından 2 senede 850 bin Türk lirası kazandığı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin eski okur temsilcisi Faruk Bildirici'nin duyurduğu skandalla gazetede Şubat 2016 ve Kasım 2018 tarihleri arasında yazıları yayımlanan Gülben Ergen ayda 25 bin Türk lirası kazanmış. Faruk Bildirici'ye göre Hürriyet'in Aydın Doğan'a ait olduğu dönemde şarkıcının Kalbimi Koydum isimli köşesindeki yazıları etik değildi. Bildirici bu iddiasını çarpıcı bir örnekle açıkladı. Kendisinin de rol aldığı Vezir Parmağı filmiyle ilgili olarak Mahsun Kırmızıgül'le söyleşi yapmasını okur temsilcisi olarak eleştirmiştim. Kendi oynadığı filmin tanıtımını yapması yanlıştı. Gazete yönetiminin buna izin vermesini bir türlü anlamamıştım. Onca gazeteci dururken yazı çiziyle ilgisi olmayan bir sanatçıya sayfalar açılıyordu. Üstelik Gülben Ergen, muhabiri ve editörlerin yanından bile geçemeyeceği kadar yüksek ücret alıyordu. Ayda 25 bin Türk lirası. Aydın Doğan'la yakınlığı bilinen Gülben Ergen'in aldığı bu haksız maaşa yeni CEO Mehmet Soysal son verdi. Vasatı aşamadığı işlerinden bile bu kadar kolay para kazanan birine tabii ki bir şey olmazdı. Ben de Erhan Çelik'in her şeyin bir gün, değil mi, ortaya çıkma gibi bir gerçeklerin alışkanlığı vardır cümlesini satışa çıkartmasını ona tavsiye ediyorum. Bence çok daha önemli çünkü şu anda da bütün yavaş yavaş çorap İzzet söküyor. İzzet Pinto'ya söyleyelim, onu da satın alsın. Yani, İzzet Pinto bizi de satın alsa olur mu? Çok para veriyor. Şimdi... Şimdi onu konuşuyorduk yani, hani bana bir şey olmadı. O artık ortada yok. 100 tane şarkı çıkardı 2 yıldır. Hiçbirisi tutmuyor. Ortada yok. Televizyonlarda yok. Bir tane Kanal D'de yine öyle yaptı böyle yaptı eski koca kontenjanından. Bir tane yarışmanın jürisi oldu güya. Jet hızıyla başlayıp jet hızıyla bitti, ondan biliyor sonra, musun? Ondan sonra o reyting alamadığı için bitti. Şimdi... Hep yıllardır söylüyorum ya, diyorum ki bu Hürriyet gazetesinde Gülben Ergen'in hiçbir skandalı yazılmadı. Haberlerde çıktı, diğer gazetelerde çıktı. Ama Hürriyet gazetesi tabii ki en güvenilen gazeteydi. En değil mi, itibarlı, çünkü kaç yılların Hürriyeti, Erol Simavi zamanından o zaman Doğan ailesine geçmişti. Ve biz bir gün çok şaşırdık. Çünkü Gülben Ergen Atatürk'ün aleyhine yazılmış olan bir kitabı tövbe yarabbim. Instagram'da işte ben bunu okuyorum, canım atam falan gibi bir, yani belli ki o kitabı hiç okumamış. Okurmuş gibi yapıp, kitap okuyormuş gibi yapıp, hiçbir titri olmayan, hiçbir Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olabilecek hiçbir entelektüel birikimi olmayan, son derece bu anlamda vasıfsız bir kadına, bir de üstüne yıllarca birinci sayfalardan hep mış gibi yaptılar. Yani Gülben Ergen burada konsere koşuyor diyor. Gülben Ergen'in bir konseri yok. Gülben Ergen'in şarkısı milyonlar sattı diyor. Görüyorsunuz hiçbir yerde yok. Çünkü hep bunu yukarıya çıkartıp çıkartıp dediler ki bir gizli güç var. Hani kadın diyor ya bana bir şey olmaz diye. Bütün bu rezillikler yaşanıyor. Zınk örtülüyor üstü. Ve Hürriyet en büyük gazeteydi yani o zaman. Şu anda da öyle de. Ama işte o zaman patronajdan
hep bir iddialar vardı. Şimdi oradaki çalışan çok önemli bir gazetecinin en sonunda nihayet, yani hep söylüyordum ya, niye susuyorsunuz? Niye susuyorsunuz? Niye susuyorsunuz, gerçekleri söylemiyorsunuz bu Gülben Ergen hakkındaki? Ben aynı şeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na da buradan söylüyorum. Kalkıp anaokulu açılışı yapıp da anaokullarını Milli Eğitim Bakanlığı'na ait derneği şeyinde onları kullanıp nasıl oluyor da yasak aşkınla basıldığı bir anaokulu açılışından sonra hala kadına bu özveri yapılıyor? Çünkü köşe başındaki insanları bir şekilde nereden ne yaptığını gerçekten bilemedik ve çözemedik. En sonunda işte böyle gerçekler bu şekilde ortaya çıkıyor. 25 bin lira para alıyor. Çok önemli gazeteciler çalıştı Hürriyet gazetesinde. Hala da öyle. Çok önemli değerler. Bir sayfa açıyoruz. İki sayfa tam sayfa. Köşe yazısı ne demek? Bir de röportaj yapıyor. Onun öyle bir titri var mı? Verseniz eline kağıtla kalemi acaba. Bir sayfa yaz desenize ona. Yazabilecek mi? Ama Hürriyet gazetesi gibi çok değerli bir gazetede ayda 25 bin lira para aldı. Ve düşmanlarına ters haber yaptırttırdı. İstediklerini yayınlattırmadı. Ertuğrul Özkök de burada yaşıyor. Senin hala haberin kendisine çıkıyor muydu o yazı yazdığı zamanlarda? Hep aleyhime. Aleyhine mi çıkıyordu? Hep aleyhime çıkıyordu. Zaten benim için önemli değil. Mesela ben önemli değilim. Kendisinin alakalı skandallar çıkıyor. Çünkü evliyken kocasını aldattı. Bütün gazeteler yazıyor Hürriyet sessiz. Bir de evli bir adamla. Hem evli hem de evli bir adamla ve Hürriyet gibi bir gazetede röportaj yapıyor bir kadın. Ertuğrul Özkök sitayiş dolu cümleler bahsediyor. Bilmem ne, çünkü yukarıyla yakın. Yakınlığının ne olduğunu ben bilemem. Gazetedekiler daha iyi bilirler. O bana düşmemiş. Ama işte Türkiye'deki hakkaniyetsizlikler bunlar. Bugün adam basın yüksek okulu mezunu. Kimler nerelerde okumuşlar? Nereden nereye? Kalemleri kuvvetli. Orada siyasi köşe yazarlar var. Onlar 25 bin lira alıyor muydu acaba? O yüzden işte ben diyorum ya, hani hakkaniyetsizlik var Türkiye'de. Her şey nereden geçiyor onu bilmiyorum. Yani birilerinin başarıp da birilerinin başaramadığı noktalar ne? İnsanlar gerçekten kendi başarılarıyla bu memlekette hak kazansalar bir şey demeyeceğim. Ama burada haksız rekabet o bundan var. Sadece kadınlığınla şey, yani kadınlığın ön planda olarak. Ama veya işte, neden? Ha, veyahut da şöyle bir şey soralım. Neden Hürriyet gazetesinde? Yani neden Hürriyet gazetesinde bana bir şey söylemesi lazım? Bak, adam en sonunda çıktı. Tutmuş içinde yıllarca. Tutmuş. Ve Faruk Bildirici. Ekran Soysal kim? Mehmet Soysal. Mehmet Soysal da göndermiş onu. Mehmet Soysal çok önemli bir CEO'dur. Eskiden de TGRT'de de çok önemli yöneticiydi. İyi bir haberci. Çok iyi bir şeydir. Ve o zamanki yakınlıklarını da biliyorsa, yani adam onu gönderdi oradan en sonda. Yoksa böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne büyük sanatçılar var. Yani kültürüyle iki tane üniversite mezunu, edebiyat fakültesi bitirmiş. Onu hala hukuk fakültesi bitirdim diyor. Kadın hangi bölümden diyor. Bunu almışsınız, siz Hürriyet gazetesine köşe yazarı yapıyorsunuz. Ama ona bakarsan yani, engelsiz yaşam vakıfları bilmem neler, yani oradan yani yine yılın en iyi projesi ödülünü alıyor. Oradan bilmem, yani enteresan bulup, bir ağ var. Ama ağ şöyle, kendisi bunlara ulaşıyor, kendisi bunları sağlıyor. Bunlar önemli değil. Koskocaman gazeteler buna nasıl alet oldu? Koskocaman ama bir gazeteci çıkıp bu açıklamayı yapıyor şu anda. Çok büyük bir işe imza attı bu arada. Sen ne kadar hakkını yesen ye. Son çok büyük bir reklam işi yapıyor. Kim ne? Çok büyük. Bulgur reklamı yapıyor. Yes. Ya işte. Ya artık ben de ne oldu? Bir şey mi kaçırdım? Bir daha, hiçbir hafta göremedim o bulguru bir daha. Zaten bulguru da göremedik yani. Yani uzun lafın kısası, beyefendinin söylediği, ben yıllardır bu gazetede çalışıyorum. Gülben Ergen'e bunlar yapıldı. Bunlar haksızlıktı ve Mehmet Soysal tarafından da gönderildi Gülben Ergen'e. Keşke o gün konuşsaydın gazeteci, evet, bey. Ama o da gazeteci bey. Ama tabii yani Aydın Doğan şeyindeydi o zaman Hürriyet gazetesi. Tabii şimdi Demirören'ler böyle bir saçma sapan bir durumu kabul etmezler. Etmediler de. Çoğu alakasız tipi, gazeteci olmayan da aslında orada sadece Gülben Ergen değil, birilerinin yancılığını yaparak
birilerinin başka işlerini yaparak, çok affedersiniz, çok özür diliyorum, birilerine kadın ayarlayarak hayatını devam ettiren bazı kimlikler de çalıştı gazetelerin. O gazetede değilse de onun aynı yönetimdeki gazetelerin dışında. Bunların hepsi gönderildi. Çünkü bunlar gazeteci değiller ve gazeteci çok önemli bir meslektir. Ama gazeteler temizlendi, doğru artık. Temizlendiler. Yani, daha evet. Birkaç tane daha kaldı. Bence gerçekten ben bunun için bu söylemlerimi Gülben Ergen için söylemiyorum ama gerçekten herkes kendi mesleğini yapsın. Sen gazeteci, bir köşe yazarı olmak çok önemli bir şey biliyor musunuz? Köşe yazarı deli misin? Köşe yazarı çok önemli bir şey. Yani ben eskiden verilen payeler köşe yazarını okurdu. Doğru bilgi için güvenilir olsun. Şimdi ne oldu? Zirarlı çok ama yüksek. O yüzden de bana bir şey olmaz diyor. Hmm. Çünkü diyor ki hürriyetli. O arkamda bu arkamda tık 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 şah damarımsın. Şah damar diyor bitti. Bizim biz böyle damarlarımızdaki asil kandan mevcutuz biz. Bizim şah damarımızda yani şey yapamadık biz böyle yapamadık. O yüzden de beyefendi şah damarın ve ar damarın iyi olması lazım. Evet yani dolayısıyla beyefendi açıkladığı için ben bir sanatçı olarak teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardır benim bas bas bağırıp da hiç kimsenin ses çıkaramadığı şeyleri çıkıp söylediği için de tebrik ediyorum. O bir gazeteci. Bence o zaman ses çıkarmalıydı ama işte öyle bir şey ki çalıştığın yerde yukarısı var. Yukarısı olduğu zaman her zaman her şeyi konuşamıyorsun. Ama gazeteden belki ayrıldı. Belki de o gazetede şu anda ama yönetim aynı değil. O yüzden de konuşma cesaretini buldu kendisine. Bazı gazeteci arkadaşlarımız Seren çok iyi konuşuyor diyor. Şu anda mesaj geldi. Teşekkür ederim. Gazeteciler. Demek ki onlar da aynı fikirde. Gazeteci değilsin. Olamayız ya. Ne gazeteci, haklı olabiliriz? Ne haklı köşe yazıları yazabiliriz ya? Hangi titri var? Hangi kültür seviyesinde? Hangi köşe yazarı olmak, artikülasyonun yok, bilmiyorsun, dil bilgisi. Bunların hepsi çok önemli. Yani, her şey noktalama. Bir de Hürriyet gazetesi. Şey. Eskiden bir tane Tan gazetesi Amiral. Mi ne vardı? Tan mı ne? Orada olsa yaz, olsun. Ama Hürriyet'te yazamazsın. Ama yani... O Ertuğrul vallahi. Özkök'ün onu bir korulmaları, yağlamaları falan. Bir anlatamam size. Nasıl yani bütün kalitesi gitmişti gazetenin. Şey olarak çünkü olmaz. Gazeteci peki. Olacak orada. Ha, Ayşe Arman olamazsın ki sen. Yarın bir Gülben Ergen yani. Şey verelim, devam edelim. Dur yok hayatım. Reklama gideceğiz. Ben bir şey böyle... verdim yok. Ya. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edelim mi? Hadi. Evet. Konu bitmiyor. Buyurun. Şimdi bu gazeteci çıkmasaydı biz bunları bilemeyecektik. Bilemeyecektik tabii. Ona bakarsan neler neler o eski TGRT zamanında yok, da. Yok ben ne söylersem bu memlekette hep zaten hemen fanlarına... Yaparken abi hiç direkt kim şey yukarıda onunla yakın. Hemen onunla yakın yani. Anladın mı? Onunla Allah yakın Allah. Yani. O da bir efordur ama ya. Ben hayatımda böyle bir şey ya, kimle işi varsa o onun canı en yakın arkadaşı. Sen şimdi bunu kişisel olarak değil ama sanki haksızlığa gelemediğin için yani bunun Gülben Ergen ismiyle bir alakası yok değil mi söylediklerinin? Burada bir haksızlık var ve bunu konuşuyoruz. Gülben Ergen değil ki yalnız başka birkaç tane daha var onun gibi. Türkiye'de. Var mı? Hiçbir numarası olmayıp da varmış gibi gösterilen. Mesela? Bana söyle. Bana bir tane eğer bakın kendisini sevmiyorum zamanında bana bunları yap. Bunlar başka bir şey. Ama bunları yaşayıp da üzerine iftira atmıyorum. Yalan da söylemiyorum. Eğer varsa bir hata hemen düzeltirim. Bu kadın 10 yıldır televizyonda var mı? Yok. Ay, yani soruyorum. On and off var. Ama hani başarılı bir şey hayır, yok. Hayır televizyon programı yapıyor mu 10 yıldır? Ben bir programına gitmiştim onun da 10 yıl olmamış. TRT1'de yapmıştı en son. Yok hayır. Nerede vardı? Ya show ya kanal öyle bir major. Nerede vardı? Kaç yıl oldu? Çok daha eski. Söyle hayatım yılını söyle. Hatırlamıyorum. Tamam yani. En az 7-8 yıl diyeyim. Yani evet. 7-8 yılda televizyonda yok. Bana son zamanlarda, son senelerde herhangi bir meşhur olmuş şarkısını söyleyin. Şehrazat albümünün 15 yıl önceki Şehrazat albümünün ve Yıldız Tilbe'nin şarkısı dışında hiçbir şeysi yok. Şarkı çıkartıp duruyor Samsun Demir. Ne infilak ne onlar eski. Onlar 10 sene oldu çıkalı. Hepmiş gibi sanki çok başarılıymış gibi. Sanki çok hep yılın bilmem yılın annesi ödülü.
Türkiye'de bir tek bu anne oldu. Öbürküler hiç kimse anne değil. Galiba çünkü bütün, 2014. Yani uzun lafı. Ha? 2014. Kaç yıl olmuş? 7. 7 yıl olmuştu. 7-8 yıl. Bitti. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Bu arada ben kendimle de alakalı bir şey söyleyeyim. Hadi hemen. Ben bir hafta yokum. Bir dakika dur. Bitti program bitti. Evet. Bir hafta yokum diyor. Bir dakika burası önemli. Hemen söyle. Hadi. Bir hafta yokum. Artanın, evet, önümüzdeki hafta bir hafta yokum. Ay o en istediğimiz şeye mi gidiyorsun? Değişik. Yani yokum. Böyle vücudunla ilgili evet, toparlamalarla. Dinleneceğim. Bir hafta yıllık iznimi kullanıyorum önümüzdeki bir hafta yıllık için. İznini kullanıyor Seren Serengil. Çünkü şu anda Serengil hazır iyileşiyorken evet, ya, evet. Biraz daha tutun. Gerçekten tutunmam gerekiyor. Peki bir hafta 5 gün yoksun önümüzdeki hafta. 5 gün yokum. Sizi özleyeceğim. Biz de seni çok özleyeceğiz. Ya bu hafta çok iyi geçti. Ve gözlerin evet. Çok iyi bakıyor abi. Hadi, evet, keşke evet. Biraz süper. Daha erken söyleseydin. Vedalaşamadık. Hadi görüşürüz bay bay. Oh.